Şebnem Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocalarım. Umut Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hilal Hanım hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Merhabalar. Şebnem Hocam hoş geldiniz. Merve Hanım da aramızda. Ferzan Bey siz orada mısınız? Duyabiliyor musunuz? Buradayım hocam. Evet, tamam. Evet. Hocam o sizin background mı yoksa ofisiniz mi gerçekten? Ofis diyelim hocam. Çok iyi, çok iyi vallahi. Dekor iyiymiş hocam. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, Ferzan Bey kayıda başladık mı? Başladık hocam. İsterseniz tamam. 2 dakikaya başlayabiliriz oturumu. 2 dakika. Peki. Bence hocalarım gelmişken daha fazla bekletmeyelim Ferzan Bey. Takdir sizi nasıl isterseniz hocam. Daha sonra katılacak olanlar varsa katılırlar. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Bugün TESAM tarafından gerçekleştirilen 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin 13. oturumunu hep birlikte burada gerçekleştireceğiz. Oturumumuz YouTube üzerinden de canlı bir şekilde yayınlanmaktadır. O nedenle sizlerin burada olması, özellikle AIPA ailemin burada olması beni çok gururlandırmış durumda. Yapay Zeka Politikaları Derneği Ankara'da Cumhurbaşkanlığı tarafından akredite olmuş çok önemli bir dernek ve kurucusu ve başkanı olan Zafer Küçük Şabanoğlu bugün hasta olduğu için kendisi katılamadı ama yerine Hilal Hanım, Hilal Hocamız bizimle birlikte. Hilal Hanım geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli sunumları yapmak için Hilal Hanım'a söz vermek istiyorum. Buyurun lütfen, 15 dakika süremiz var. Herkese merhabalar. Öncelikle ben AIPA Yapay Zeka Politikaları Derneği Genel Sekreteri Hilal Numanoğlu. TESAM'la bizi bu partnerlikte bir araya getirdiği için öncelikle kıymetli üyemiz Arzu Hocamıza çok teşekkür ederek sözlerime başlamak isteriz. Bizler AIPA olarak aslında Şubat 2023'te 2. yaşımızı kutlayacağız. Son derece yeni bir derneğiz. Ortaya çıkış amacımız geleceğin değil, bugünün teknolojisi olan yapay zeka konularında hem ülkemizde hem dünyada farkındalık yaratmak, insanlarımızı yapay zeka konusunda bilinçlendirmek, onlara elimizden geldiğince yapay zekayı öğretmek. Bu bağlamda da henüz 2 sene olmamış bir dernek olarak pek çok çalışma yaptık. Hatta bazıları artık bizim adeta markamız haline geldi. Bunlardan ilki hiç şüphesiz ki Tomorrow Meetings adını verdiğimiz Zoom üzerinden veya Instagram canlı yayınlar üzerinden yayınlanan ve uzman konularla yapay zekanın önemli konularını konuştuğumuz etkinlikler. Bunlar en az 1 saat sürüyor. Genelde 45 dakika uzman konukların anlatımları, sunumları, ardından seyircilerimizin, izleyicilerimizin soru cevapları şeklinde zenginleşen etkinlikler ve sonrasında AIPA YouTube resmi hesabımızda kayıtları yayınlıyoruz. Böylece daha geniş kitleler bu yayınlara erişebiliyor. Dile kolay. Dün tam 42.sini gerçekleştirdik ve yıl sonuna kadar, Aralık sonuna kadar 50 hedefimiz var. Bunun planlamalarının tamamını yaptık. Şüphesiz ki bir dernekte de, bir şirkette de, hatta hayatın pek çok alanında da sürdürülebilirlik önemli ve güncel, bayağı popüler bir kavram. Bu noktada biz bir de Spotify üzerinden podcast yayınları gerçekleştiriyoruz. Ayda 2 pazar günü olmak üzere böyle bir sistemimiz var. Bu noktada da bugüne kadar 10 tane podcast'imiz yayınlandı. Bu podcast'lerde de gene yapay zekaya dair farklı konuları konuşuyoruz ve bilinçleniyoruz, öğreniyoruz. Zaten bu yayınlara da abone olan herkes hesabımıza erişebiliyor.
Ve bu pazar değil, önümüzdeki pazar 11.si yayınlanacak. Bu anlamda da sürdürülebilirliğimiz gayet iyi gidiyor. Öte yandan biz Anadolu Buluşmaları serimizi 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdik. Çünkü biz Ankara merkezli bir derneğiz ama pek çok üyemiz farklı şehirlerden, hatta yurt dışından var. Hepsi bizim gücümüze güç katıyor, hepsi bizim için çok değerli. Ama bizim amaçlarımızdan biri de yapay zekayı Türkiye'mizin her tarafına ulaştırmak. Anadolu buluşmalarını bu nedenle Şanlıurfa'da başlattık. Bunun sebebi de biliyorsunuz Göbekli Tepe insanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim yeri. Bizim o etkinlikteki temamız tarihin sıfır noktasından tarihin dönüm noktasınaydı. Tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe'de iki panel gerçekleştirdik. Biri tarım ve yapay zeka üzerineydi, diğeri ise Metaverse üzerineydi. Biz bu kadar anlamlı bir toprakta bunu gerçekleştirdik ve Anadolu Buluşmaları serimizin planlamalarını da yapmaktayız. Yine farklı şehirlerde bu anlamda planlamalarımız devam etmekte. Öte yandan yılbaşında bizi çok heyecanlandıran bir projemiz var. AYPA'mızın ilk kitabı çıkıyor. Üyelerimizin kaleminden, her biri birbirinden değerli uzman üyelerimiz, sağ olsunlar editörümüz, başkan yardımcımız Umut Demirözen hocam da burada. Onun çok büyük katkılarıyla böyle bir kitap projesine başladılar. İnşallah Ocak ayında da Seçkin Kitap Evleri'nin raflarında olacak bu kitabımız. Ben bir YouTube tanıtım videomuzu paylaşmak isterim. Bizim dernek olarak 17 tane farklı çalışma alanımız var. Ekran paylaşımı eğer aktifse... Aktif hocam. Aktif, tamam. Bir saniye. Hemen deniyorum. Bu arada Volkan Bey siz de hoş geldiniz. Görünüyor mu acaba? Henüz gelmedi hocam. Daha gelmedi. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi görünüyor sanırım. Evet. Gördüğünüz üzere 17 farklı çalışma alanımız var.
ve biz Mart 2022'de bu alanların pek çoğunu içeren bir günlük online bir zirve gerçekleştirdik. Adına AI Tomorrow Summit dediğimiz zirve. Onu en sona sakladım çünkü şu sıralar ikincisinin hazırlıklarını yapıyoruz büyük bir heyecanla. Geçen sene tek günde yayınlanan bu online oturum 3094 tekil katılımcıyla rekor kırdı. Kaldı ki YouTube'daki kayıtlarını izleyenleri düşündüğümüzde bu sayı çok daha fazla katlanıyor. Son derece büyük bir ilgi vardı. Ücretsiz bir zirveydi ve biz katılımcılarımızın hepsine sertifikalar verdik. Hatta bazılarından çok güzel geri dönüşler aldık şu şekildeki. Bazı işverenlere gönderdikleri CV'lerde bu katılım belgelerini, AI Tomorrow Summit katılım belgelerini de hani içeren CV'ler gönderiyorlar. Çünkü yapay zeka dediğim gibi geleceğin değil bugünün teknolojisi ve özellikle Z kuşağı bunun farkında. Biz bu sene inşallah Şubat ayında yine online bir şekilde ama bu sefer iki gün AI Tomorrow Summit'in ikincisini gerçekleştireceğiz. Pek çok hem kamudan hem özel sektörden hem üniversitelerden yerli ve yabancı duayen konuşmacıları özel oturumlarda ilginç konu başlıklarıyla yapay zekaya dair güncel ve ilgi çeken konularla bir araya getireceğiz. Arzu Hocam çok teşekkür ederim tekrar TESAM'la AYPA'mızı bir araya getirdiğiniz için. Ben sunumumu burada sonlandırmak isterim. Biz teşekkür ederiz Hilal Hanımcığım. Gerçekten güzel, kısa ve öz bir sunum oldu. Zafer Bey'e de yeniden geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz Zafer Başkan'a. Şimdi sırada değerli katılımcılar, Yapay Zeka Politikaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan sevgili doçent doktor Şebnem Özdemir hocamız var. Merhaba hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Bu güzel ekip AYPA ailesiyle yeniden birlikte olabilmek hem de TESAM'ın düzenlemiş olduğu bu kıymetli etkinlik çatısı altında birlikte olabilmek çok güzel. Onu öncelikle ifade etmek isterim. Ben de kısaca bir ekran paylaşımıyla hemen bir sunumumu göstermek istiyorum. Şu an görünüyor hocam. Sunum moduna geçti diye umuyorum. Evet. Tamam. Bugün bahsedeceğimiz konu aslında dijital döngüsel ekonomi ve yapay zekanın birleştiği noktaları ortaya koyabilmek. Öncelikli olarak dijital döngüsel ekonomi nedir? Birazcık bundan bahsetmemiz gerekiyor. Aslında döngüsel ekonomi eski bir kavram olmakla beraber bunun dijital döngüsel ekonomi olarak nitelendirilmesi 2000'lerin başlarına denk geliyor. Ve bu da şu anda ekranda görmüş olduğunuz görsel, dijital döngüsel ekonominin aslında en genel, en bilindik olan görseli. Bu döngünün içerisinde yapılmaya çalışılan şey, işlenmemiş olan materyallerin tasarım, üretim, kullanım ve yeniden kullanım, dönüştürme ve atık süreçlerinin aslında bir döngü şekline getirilerek aslında her girdinin muazzam şekilde kullanılarak minimum çıktı, maksimum girdi. Ya da maksimum girdi, minimum çıktı arasındaki o dengeyi yeniden tanımlayabilmek ve bunun kalbinde her şeyden önce sadece üretim yer almıyor. Çünkü ekonomi dediğimizde öncelikli olarak üretimi düşünüyoruz ama dijital döngüsel ekonomi dediğimizde hem dijitalleşmeden gelen kavramları hem de sürdürülebilirlik tarafından gelen kavramların bir arada olduğunu görüyoruz. Bu kavramları daha doğru oturtabilmek ve bunlar arasındaki yapay zeka ilişkisini doğru takdirebilmek için önce bizim yapay zekanın ne olduğunu doğru bir şekilde idrak etmemiz gerekiyor ki yapay zeka aslında bir robot değil. AYPA, Yapay Zeka Politikaları Derneği ilk yapmış olduğu araştırmasında da toplumun geneli tarafından robot olarak algılanmasına rağmen aslında yapay zekanın robotun çok ötesinde bir yapıya sahip olduğunu da ifade etmişti. Ama bizim bunu robot olarak algılayışımız aslında tarih çizgisinde de bu şekilde. 13. yüzyılda Cezeri'nin çizimlerine baktığımızda ilk robot tasvirinin gerçekleştiği o dönemin su ve hayvan gücüyle servis yapabilen garson tasarımı karşımıza çıkar. Yapay zekanın o tarihten sonra hikayeleri de etkilediği, tiyatro eserlerini de etkilediği ve çeşitli ortamlarda terminoloji olarak yapay zekayı kullanmasak bile aslında yapay zekanın hayatımızın bir parçası haline dönüştüğünü söyleyebiliriz.
tüm bu yapay zeka kavramı içerisinde bir takım terminolojilerin de olaya dahil olduğunu unutmamak gerekir. Bunların tarih sahnesine çıkışları farklıdır. Yani biz yapay zekadan çok önceleri işango kemiklerinin üstüne çenti tutan insanla beraber istatistiği keşfetmiş, istatistiği kullanırken 1950'lere doğru geldiğimizde yapay zekanın tarih sahnesine çıktığını görürüz. Bu tarih sahnesine çıkış dönemi maalesef istenilen seviyede geliştirme sağlanamadığı için yerini yapay zeka geliştirmek yerine veriden devir üretmeye bırakmıştır ve veri madenciliği kavramı ortaya çıkmıştır. Veri madenciliğinin yükseldiği bu dönemde paralel olarak makinelerin öğrenebileceğine dair teoriler üretilmiş. Ancak dönemin makine gücü yani bilgisayar gücü çok yüksek seviyede olmadığı için istenilen verim sağlanamamıştır. Neredeyse 2004 yıllarına kadar yani Facebook'un kuruluşuna kadar aslında bizim dijitale veri üretme anlayışımız çok sınırlıyken Facebook'la beraber herhangi bir insanın da veri üreticisi haline dönüşmesiyle beraber bu veriden öğrenen makinelerin düzenlenmesine dair beklentiden dolayı veri bilimi kavramı da gündemimize girmiştir. 2000'li yıllardan sonra beyindeki sinir hücrelerine benzeyen çok katmanlı bir yapının, milyon katmanlı yapının modellenmesiyle de derin öğrenme kavramının doğduğunu görürüz. Aslında bu bir yöntemler kümesidir. Ve bu yöntemler kümesinin içerisinde kelimeyi, sayıyı, görüntüyü, videoyu işlemenizle beraber yönteme bakış açınız değişir. Görüntüyü işleme noktasında farklı yöntemlerle beraber farklı uğraşların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tüm bu alanların tamamı bugün konuşmakta olduğumuz Metaverse kavramıyla yeni bir yere taşınacak. Sebebi de şu, bu gördüğünüz alanların tamamında belli bir başarı elde edebilmek için yüksek miktarda veriye ihtiyaç var, çeşitli veriye ihtiyaç var. Ancak bu verinin eldeki KVKK, HIPAA, FERPA gibi, GDPR gibi kanunlardan dolayı detaylı toplanabilmesi mümkün değil. İşte tam da bu noktada kişinin biyolojik verisini dahi toplayabilecek şekilde başka bir evrene transfer edilmesi yoluyla yeniden veri setleri oluşturulması ve bu sayede Metaverse'ü şu anda konuşuyoruz. Metaverse aslında yepyeni bir alem, öte evrenden çok öte bir yapay zeka geliştiricisi olarak benim gözümde aslında canlı ve eş zamanlı bir veri deposudur. Verinin çeşitliliği ve türü arttıkça bu gördüğümüz alanlardaki uygulamalar da çeşitlenecektir. Bu alanlara geçişte bizler şu zamana kadar başarımı ön plana aldık. Daha başarılı uygulamalar üretmeye çalıştık. Ama süreç ilerledikçe yapay zekada sorguladığımız yeni kavramlar var. Kullandığımız araçların, ürettiğimiz makinelerin yani yapay zekaların ya da yapay zekacıkların ne kadar açık olduğu, ne kadar esnek olduğu, ne kadar sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olduğu tartışma konusu bunlar açısından değerlendirmeye ihtiyacı var. Seçtiğimiz araçlarda da değerlendirmeye ihtiyacımız var. Çünkü sürdürülebilirlik sadece bir iklim ve çevre sorunu değildir, aynı zamanda bir enerji sorunudur. Yapay zeka geliştirmek için seçtiğiniz aracın enerjiyi gereğinden fazla tüketmesiyle daha iyi bir hizmet sağladığımızı düşünürken dünyanın enerjisine bir yeni bir sorun da ekleyebiliyoruz. Bu anlamda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine düşünecek olursak bunlar hem yapay zekada birer dönüm noktası, yapay zekayla güçlendirilebilen alanlar oldukları gibi aynı zamanda yapay zeka tarafında yeni bir kontrol noktaları olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela 10. madde olan eşitsizliklerin azaltılması yapay zekaya yöneltilen en temel eleştirilerin başında geliyor. Son dönemde konuşmuş olduğumuz ChatGPT'nin bile eşitsizliklerin azaltılması kanun maddesine darbe vuracak örnekleri var. Örneğin başarılı bir bilim insanı nasıl olur bunu seçebilen bir kod yaz dediğimizde ChatGPT'nin başarılı bilim insanını erkek olmakla özdeşleştirdiğini de görmekteyiz. Dolayısıyla bizim yapay zeka kavramını düşünürken sadece sayısal başarımı değil, açıklanabilir modeller üretmeyi değil, sürdürülebilirlikle olan ilişkisini de kontrol etmemize ihtiyacımız var. Tüm bu noktalarda McKinsey'nin son açıklamış olduğu raporlara baktığımızda yapay zeka geliştiren kurumların ya da sürdürülebilirlik çalışmalarında yapay zeka kullanan kuruluşlara baktığınızda Çin'in yine başı çektiğini görebiliyoruz. Karbon emisyonunu azaltmak için de yapay zekanın kullanımı artık bir gündem.
Bunun döngüsel ekonomiyle, dijital döngüsel ekonomiyle olan en temel ilişkisi dijital döngüsel ekonominin veri tabanlı bir yapıya sahip olması. Bu veri tabanlı, yani veriden yükselen değerle oluşturulan ekonomik değerin aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkeleri açısından da sorun yaratmıyor olması demektir. Yapay zekayı en yaygın olarak kullandığımız alanlara baktığımızda ekonomik anlamda değer katabilecek pek çok alanın karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla döngü mantığının içerisinde değerlendirdiğimizde, döngüsel bir ekonomi dediğimizde, dijitalleşme tarafında verinin yanı sıra yapay zekanın da ciddi bir katkı sağlayabileceğini son raporlardan görebilmek mümkün. Evet, kuruluşlar tabii ki sadece yapay zekayı kullanmaya çalışmıyorlar. Aynı zamanda yapay zeka ile ilgili riskleri de azaltmaya çalışıyorlar ama geçtiğimiz senelerde bu yılı kıyasladığımızda 2019 ve 2022 kıyaslamalarına baktığımızda yapay zekaya dair açıklanabilirlikten sürdürülebilirliğe, bayesten ayıklamaya kadar pek çok alanda yapay zeka projelerinin başarısını etkileyebilecek pek çok alanda sanıldığı kadar ilerleme kaydedilemediğini de görmüş vaziyetteyiz. Bizim dijital döngüsel ekonomi dediğimiz şey aslında verinin aydınlattığı bir dijital dönüşümle ilerleyen bir çeşit ekonomik yapı. Ve bu ekonomik yapının içerisinde IoT'ler, IoE'ler ve IoB'ler kavramlarının yükseldiğini görüyoruz. IoT dediğimiz nesnelerin interneti, IoE dediğimiz her şeyin interneti, IoB dediğimiz şey de davranışların interneti, yani içinde kullandığımız her türlü yapının, dijital dünyanın, internet dünyasının akışkan bir yapı kazanarak kişinin davranışlarına göre, toplumun davranışlarına göre geri bildirim verebilir hale gelebilmesi. Ekonomilerde hızlı olabilmek, agile manifestolar önemlidir. Bizim burada artık dijital döngüsel ekonomi dediğimizde digital agility kavramıyla karşılaşıyoruz. Yani dijital bir Agile manifestonun doğduğunu, veriye dayalı üretilen pek çok yapının girdiğinin veri sayesinde daha değerli bir çıktıya dönüştürülürken yeniden kullanılabilir olmasının da önemli olduğunu görüyoruz. Özetle bakacak olursak dijitalleşme dediğimiz tarafta eski anlayışla görselleştirme, veri toplama, analiz, optimizasyon kavramı ve bunlar arasındaki doğru bağlantıyı kurmaktan bahsederken buraya artık yapay zekayı, makine öğrenmesini de eklemek zorundayız. Döngüsel dediğimiz yapının altında da girdinin aslında bir döngü içerisinde nasıl bir değere dönüştüğünü, nasıl yeniden kullanılabilir olduğunu, kaynakların nitelikli şekilde kullanılabildiğini görmemiz gerekiyor. Ekonominin bu iki kavramla beraber birleşmesi sayesinde bizim elimizde temel iki tane kontrol noktası var. Ne kadar ölçekleyebiliyoruz? Gerçekten dijital tarafı, döngüsel tarafı aktarabiliyor muyuz? Ne kadar sürdürülebilir uygulamalar geliştiriyoruz? Harvard Business Review'un 2022 modelinde bu noktalara da başvurulmuştu. Bir kere şu kaçınılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin pek çok yapmış olduğu araştırmada yapay zekanın ekonomik kalkınmanın itici gücü olacağını, aynı zamanda disruptif bir teknoloji olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Veriyle bütünleşen, büyük veriyle bütünleşen yapay zekanın dijital döngüsel ekonomi tarafındaki kapsadığı alan, sağlayabileceği sürdürülebilirlik avantajı tabii ki tartışmasız. Bu tartışmanın bir de farklı bir yönü daha var. Çünkü ekonomiler diğer ülkelerin farklı propagandalarından da etkilenebilir durumda ki maalesef 2017 yılından beri dünya genelinde 81 ülke computational propaganda dediğimiz bilgisayar tabanlı propagandaya maruz kalmış vaziyette ve ekonomileri bu anlamda darbe yemiş vaziyette. Yapay zeka bu tarz bir propagandanın üretilmesinde temel bir araçken tespit edilmesinde de önemli bir araç. Verinin her şey olduğu bu dünyada yeni sektörlerin açığa çıkışı, yeni sektörlerin oluşması da alakasız gibi gözüken verilerin derlenmesiyle söz konusudur. Bu anlamda yeni bir pazar olarak karşımıza çıkan pek çok şeyin tesadüfi eğlence hareketleriyle gerçekleştiğini sanırken aslında tesadüften çok öte bilinçli bir veri toplama hareketiyle ekonomiyi canlandırma
çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz ekonomi dediğimiz hep aklımıza bir fabrika, ham madde döngüsü geliyor ama artık burada girdiğimiz insanın eğlenme isteği ve bu eğlenme isteğini tetikleyecek doğru hashtagler, çıktılarımız da bu eğlence faktörüyle birleştirdiğimiz yeni nesil ürünler olmaya doğru ilerlemiş vaziyette. Çok teşekkür ediyorum. Şebnem Hocam, alanınızda çok uzman olduğunuz her yaptığınız sunumda yeniden belli oluyor ve kanıtlıyorsunuz. Onun için bu değerli ve güzel sunumunuz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yapay Zeka Politikaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şebnem Hocamız, dijital döngüsel ekonomi ve yapay zeka başlıklı sunumunu tamamladılar. Katılımcılar arasından soru sormak isteyen var mı diyeceğim ama hepimiz hem TESAM ve AYPA ailemiz olduğu için soru kısmına geçmek istemiyorum. Şimdi sırada değerli katılımcılar, Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcımız var. Doktor Umut Demirezen hocamız bize yeni nesil yapay zeka sistemleri, nöromatematik sistemler başlıklı sunumunu yapacak. Buyurun Umut Hocam, hoş geldiniz yeniden. Hocam hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şebnem Hocam'a değerli sunum için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Müsaadenizle ben de ekranımı şuradan hemen bir paylaşarak, sanıyorum geldi değil mi? Ops. Geldi hocam, evet. Tamam. Ben size birazcık böyle bilinenin dışında bir yapay zeka teknolojisinden bahsetmeye çalışacağım. Gelecekte şey yapacağımız, çalışacağımız ve karşımıza çıkacak en önemli şeylerden bir tanesi bu konsepte nöromorfik sistemler, yeni nesil yapay zeka sistemleri diye geçiyor. Günümüzdeki yapay zeka sistemleri temelde insan beyninden trilyonlarca sinapsın ve işte benzer hücrelerin presinaptik, postsinaptik bağlantıları, işte weight gibi işte farklı kimyasal dengeleri bir araya gelmesinin matematiksel modelinin çıkartılması elde edilen sistemler. Yani insan beynindeki nöronların yapısı ve haberleşmesinden kaynaklı sistemler aslında temelde. Bunu da tabii nöron diyoruz biz temel yapı olarak insan beynindeki hücrelere. Nöronların birbirleri arasındaki bağlantıları matematiksel olarak modellemeye çalışıyoruz. Ve günümüzde işte burada birçok sayıda hesaplama kabiliyetlerindeki ve işlemci güçlerinin de artmasıyla beraber, computation power'ın artmasıyla beraber daha fazla sayıda nöronu implant edebildiğimiz için daha kompleks problemleri çözebiliyoruz. Başarılı hocamın da belirttiği gibi işte ne kadar çok farklı şekilde olayı kompleksleştirirsek kullandığımız hesaplama araçları, donanımlar, serverler de o kadar fazla şekilde karbon ayak izine neden olmaya başlıyor ve doğaya artık belli bir yerden sonra zarar verebiliyoruz. Günümüzde aslında bilgisayarların ve çalışan sistemlerin temelde kullandığı temel bir mimari türü var. Buna Von Neumann Architecture diye hani bahsedebiliriz. Bu architecture normalde belli bir merkezi işlem birimi, hafıza birimi ve işte çevresel birimler arasındaki haberleşmeyle çalışan bir sistem. Ve bu dijital, işte sağda görmüş olduğunuz dijital pulslarla hareket eder bu şeyler, çalışırlar. Buna göre bir senkron sistemler ve clocklar, zamanlama açısından çalışan bir sistem haline gelmeye başlar. Ve klasik olarak ama tabii bu architecture'ın içerisinde de haberleşme, veri yollarının çok büyük önemi arz eder. Ve bu haberleşme veri yolları aslında sizin dijital sinyallerinizin frekansıyla doğrudan orantılıdır. Ve biz bu yapıların üzerinde işte neural network gibi, deep learning gibi, makine öğrenmesi gibi kavramları bu tarafta koşturuyoruz ve bu architecture'ın bize olan faydalarını şey yapmaya çalışıyoruz. Fakat günün sonunda biz geliştirdiğimiz bir algoritmayı, bir yöntemi alıp da gerçek hayatta bir uygulamaya veya bir sisteme işte self-driving car gibi, kendi kendine giden arabalar gibi, işte otonom sistemler gibi bir şeyin içinde kurmaya çalıştığımızda, aktif halde çalışıp kullanmaya başladığımızda bunları ne yazık ki çok efektif şekilde kullanamıyoruz. Yani nasıl söyleyeyim, eğittiğimiz modelin tamamen tüm performansından faydalanamıyoruz. Niye? Çünkü donanımlar çok sınırlı ve çok güç tüketiyor. Yani büyük bir otobüsün içerisinde, uçağın içerisinde belki güç kapasitesi ve yapısı açısından
bunları handle edebiliriz, bunları kullanabiliriz ama hani daha farklı mobil sistemlerde ne yazık ki bu engel hepimizin önünde olan bir şey ve bizim yapay zekanın gelişmesinin ve popüler olarak kullanılmasında önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Üçüncü nesil yapay zeka sistemleri dediğimiz sistemler ise bizim temelde kullanmış olduğumuz beyinden esinlenilen spiking neural network dediğimiz bir kavram. Spiking beyindeki tıçramalı diyelim hani akson ve dendrit nöronların birbiri arasındaki haberleşmelerde kullanmış olduğu sinyal modelini matematiksel olarak baz alan ve bu alınan bazın içerisinde de yani bu yapının içerisinde de haberleşmede bakın burada normalde dijital sinyalde görmüş olduğunuz gibi böyle karesel bir miktar parslar varken haberleşme sinyallerin içerisinde buradaki nöronlarda ise ufak ufak spike'lar var. Dolayısıyla güç tüketimi gibi birçok unsuru kendi yapısında ortadan kaldırabiliyor ve çok daha efektif bir hale geliyor. Detaylarına birazdan gireceğim. Normalde insan beynindeki esinlenilen şey mimari tamamıyla nöromorfik sistemlerin altyapısını oluşturuyor. Bu 1980'lerden beri üzerine çalışılan bir konu aslında. Günümüzde oldukça popüler ve yeni nesil yapay zeka sistemlerinin spike haline getirilmiş sinyaller ve biyolojik nöronların sinapsların şekilde modellenmesiyle aslında şey olacak ve artık dijital kompütürü terk edip tamamıyla nöromorfik sistemlerin içerisinde bunları kullanıyor olacağız diye efektif olarak çok büyük şirketler çalışıyor. Biraz da örnekler vereceğim. Şimdi bu kullandığımız architecture'ları biraz anlamak gerekirse işte normalde spesifik olarak von Neumann architecture bizim senkron kloklarla beraber çalıştırdığımız ve birden fazla iş parçacığını birlikte yürütebilen sistemler. Derin öğrenme yine bu von Neumann architecture üzerine çalışırken offline olarak eğitilmesi gereken yine senkron kloklar kullanan yani bir işlemi yaparken aynı anda bütün sistemde biri bitmeden diğerinin başlaması veya işte birden fazla iş parçacığının benzer şekilde çalışması ve paralel şekilde yoğun hesaplamalar yapılabiliyor. Ama en önemli şey şu an günümüzde de görmüş olduğunuz gibi yani dediğim gibi birazdan detay örnekler de vereceğim ama learn to fly through neuron firing rules. Yani gerçekten en büyük özelliklerinden bir tanesi nöromorfik sistemlerinin inference zamanında yani ona soru sorduğunuzda dahi öğrenmeye devam edebiliyor olması lazım. Ve asenkron olarak event based şekilde çalışabiliyor olması ve paralel ve sparse olarak çalışabiliyor olması. Yani bu bize neyi kazandırıyor? Kendi kendine insan beyninden esinlenildiği için insan mesela bir resmi bir arabayı gördüğü zaman bambaşka şekilde bir kara taşını gördüğünde bunun araba veya şey olduğunu, hangi model olduğunu veya işte belli bir marka arabanın farklı bir modeli olduğunu net şekilde ortaya çıkartabilir. Aynı şekilde nöronlar da yani nöromorfik sistemlerde, spike neural networklerde neural networklerin donanım üzerinde implement edilmiş hali olduğu için benzer başarıları gösterebiliyor. Nöromorfik çipler normalde spike neural networkler normalde çok miktarda minik bilgisayar parçalarının bir araya gelmesine oluşuyor. Yani insan beynindeki sinapslar ve akson dendrit modeli aslında donanımsal olarak dirençler, kapasitörler, indüktanslar gibi minik çok daha ufak bir halde bunları minik çipler haline getirmiş olabiliyoruz. Yani bu minik çipten kastım da bir kibrit çöpünün ucu kadarlık alana milyarlarca nöron sığdırabiliyoruz. Yani sanki insan beyninden ufak bir parçayı koparmışsınız, bir doku parçasını almışsınız gibi aynı şekilde donanım olarak çalışıyor ve bunlar bir araya geldiğinde normal şartlarda biz 250-300 watt, 400 watt güç tüketirken bu donanımlarla biz mikrowattlar seviyesinde bilemediğiniz hani çok yoğun büyük sistemlerde bile miliwattlar seviyesinde güç tüketebiliyoruz. Dolayısıyla mobil uygulamalar, otonom sistemler, uçak, havacılık birçok sektörde Edge AI dediğimiz son noktada kullandığımız donanımlara inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Tabii bu yapıyı bir araya getirdiğimizde de beyinden esinlenen networkler nöronların içerisindeki matematiksel modeller bir çipin içerisinde geliştiriliyor ve geliştirilen bu çipleri biz kullanırken artık normalde von Neumann architecture'da olduğu gibi WX artı B gibi böyle matematiksel matris çarpımları değil, bilgiyi insan beyninde reprezent edildiği gibi spike'larla, sıçramalı sinyallerle modelliyoruz ve bunun sonucunda da bir çıkış elde ediyoruz. Bu çıkış da yine spike şeklinde oluyor. Ve bu spike'lar ne kadar sıklaşırsa o bölgeden iletim daha fazla artacağı için
bu bölgenin önemi artıyor. Spike'ler ne kadar seyrekleşirse bu bölgenin önemi ortadan kalkıyor ve öğrenme orada değil unutulma başlıyor. Spike'ler yoğunlaştıkça da öğrenme artıyor. Bu şekilde kendi kendine eğitilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bir nöromorfik sistemin temelde kullandığı çip sağdaki gibi aslında geliştirilmesi. Yük, voltaj, akım ve akı. Bu dört tane temel devre elemanıyla aslında mermistörlerle bunlar şey yapabiliyor. Ve temelde kullandığı görmüş olduğunuz sinyal yapıları bizim kullanmış olduğumuz aktivasyon, klasik aktivasyon fonksiyonlarının ve modellerinin temelde diferansiyel denklemlerle modellenmesi. Şu an bilinen 9 tane, 10 tane falan farklı işte liquefying nöronundan tutun da birçok farklı modele kadar nöron modelleri mevcut. Tabii nöromorfik sistemlerin aslında temelde birleştiği nokta çok efektif bir şekilde geleneksel sistemler makine öğrenmesi, beyinden ilham alınarak yapılan hesaplama ve competitive computer architecture dediğimiz kısımların içerisinde üç tane şey olarak düşünürsek, konsept olarak düşünürsek, günümüzdeki yapay zeka, conventional machine learning ve brain inspired computation'ın kesişim noktasından aslında gelirken, nöromorfik sistemler, architecture da bunun için içine dahil ediyor. Ve online learning dediğimiz, sürekli olarak öğrenme, hiçbir şekilde durmadan, yeni giren veriyle, kendini şey yaparak, eğitime devam eden yapıları bir araya getirebiliyor. Probabilistik olarak kullanabiliyorsunuz, sparse coding olarak kullanabiliyorsunuz, adaptive control için kullanabiliyorsunuz, pattern matching'de kullanabiliyorsunuz, simultaneous localization and mapping gibi, Pathfinding gibi robotik konularını çok efektif olarak kullanabiliyorsunuz. Ve bu algoritma temelde geliştirmek için aslında 3-4 tane farklı yöntem var. Yani normalde elimizdeki kullandığımız teknolojileri normal şartlarda bunları port etmek oldukça zor. Çünkü niye biz bir neural network eğitirken ne kullanıyoruz? Backpropagation diye bir algoritma kullanıyoruz. Buradaki sinyaller, buradaki haberleşme ve spike'larla hesaplandığı için bu spike'ın türevi ne yazık ki bizim için matematiksel olarak sonsuza gidiyor ve bir gradient üretemiyoruz. Dolayısıyla geriye doğru backpropagation yapamıyoruz. Bu teknolojide tabii daha farklı eğitim yöntemleri var. Ve bu eğitim yöntemlerinin temelde birazdan göstereceğim. Ama önemli olan tek şey şu, klasik backpropagation yöntemlerini kullanamadığımız için öncelikle derin öğrenme architecture'ları veya makine öğrenmesi gibi architecture'ları alıyoruz. Bunları spiking neural network architecture'ına çeviriyoruz. Bu elimizdeki olan modelleri hiç çok fazla değiştirmeden buraya port etmemizi sağlıyor. Ve SNN'lerde bunları backpropagation olmadan kullanabiliyoruz. Bu yapıyı oturttuktan sonra da temel olarak eğitimlerde spiking neural network'lerin backpropagation'ında farklı yöntemler kullanabiliyoruz şeyin içerisinde. Ama en önemli şey temelde bunları üçe bölecek olursak... Yeni yöntemlerde olfaction inspired rapid learning ve dynamic neural networks'ten evolutional search denen yaklaşımları spiking neural network'lerde de kullanmaya başlandı literatürde. Görmüş olduğunuz gibi yani alt tarafta klasik neural network'ten üretilen bir sistem var. Daha doğrusu burada bu neural network'teki sistem bilginin artık spike'larla temsil edilmesi ve spike'ın belli bir threshold'u aştığı durumlarda ise bu spike sinyalinin diğer nöronlarla haberleşmesi yapması ve oradaki sinyalin çıkışa geçmesi şeklinde çalışan bir sistem. Ve dediğim gibi bakın bunu ufak spike'larla çalıştığı için diğer sistemde hep böyle kaya dalgalar falan görmüştük. İnanılmaz az bir güç tüketimi ve milyarlarca nöronu donanım tabanlı olduğu için bir yerde biriktirmenizi sağlayabiliyor. Daha farklı çalışmalarından bir tanesi event driven, yani sadece belli eventlerde reaksiyon gösterebiliyor. Low precision ve stokastik olarak çalışabildiğine ötürü birbirleri arasındaki bağlantılar çok efektif olarak sağlanabiliyor. Ve nöron sistemlerin, nöronların içerisinde bunları farklı açılardan incelediğimizde çok farklı avantajları mevcut. İşte günümüzdeki teknolojileri böyle bir şekilde burada paylaşmak, karşılaştırma yapmak gerekirse Lohi Intel'in bu konuda Lohi 2'de çıkarttılar. Şu anda geliştirmiş olduğu en yaygın donanımlardan bir tanesi. Movidius, Intel'in yine ufak bir donanımsal memory stick, Jetson, Nvidia'nın en çok kullanılan ufak anakartlarından, single board computer'ından bir tanesi, klasik CPU ve günümüzde kullanmış olduğumuz GPU.
hepimizin yani efektif olarak kullandığımız şeyin içine bakarsak, enerji tüketimine baktığımızda LOHI baz alırsak, diğer sistemlerin astronomik olarak çok fazla daha aşırı şekilde güç tükettiğini görebiliyoruz. Yine aynı şekilde en yakın rakibi, ki hani dediğim gibi GPU'dan daha az enerji tüketen ve daha az gelişmiş olan Mobilus'la karşılaştırdığımızda inference speed'de temelde görmüş olduğunuz gibi çok daha hızlı şekilde cevap verebiliyor. Inference speed ne kadar süresi ne kadar azsa o kadar hızlı demek. Ve bu konularda farklı floating point'ı farklı architecture'larda ciddi şekilde avantajlar sağlıyor. Yine tükettiği güçte Mobilus çok fazla güç tüketirken yine mikrovatlar ve miliwattlar seviyesinde bu şeyde temelde şey yapabiliyor. Hani nasıl şu anki konseptte nasıl bir sıkıntısı var? Henüz eğitim ve öğretim algoritmaları bu yöntemlerde efektif olmadığı için ufak performans kayıpları söz konusu olabiliyor. İşte %92.7 ile Deep Neural Network'te alabildiğimiz başarıyı %90.6 Sparking Neural Network'lerde alabilmişiz. Ama güç tüketimi ve kapladığı yer açısından, enerji efficient olması ve hızlı çalışması açısından çok daha farklı faydaları var. Normalde zamansal açıdan baktığımızda CPU'ya göre 10 bin defa daha hızlı ve 1 milyon defa daha düşük enerji tüketebiliyor. Enerji ve zaman efficiency'nin ikisine birden baktığımızda 10 üzeri 12, 10 üzeri 11 seviyelerinde çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ve birkaç tane örnek şeye bakacak olursak ki günümüzde yakın şekilde işte kontrol algoritmaları hepimizin bildiği proportional derivative, proportional integrator derivative gibi PID algoritmalarının yerini alan birçok uygulamada efektif olarak kullanılabiliyor. Robot Motion'da az önce bahsettiğim yine Intel Lohihi çok daha efektif şekilde neuromorphic sistemlerde standart problemlere göre daha hızlı sonuçlar verip paralelleşmeye çok elverişli algoritma şekilde geliştirildiği için bu spike'larla beraber robotik sistemlerde çok efektif şekilde çalıştığı yöntemler ortaya çıktı. Yine aynı şekilde %40 data efficiency sağlanırken online learning'i de efektif olarak gösterirken %8 improvement autoencoder sistemlerinde deep learning'e göre daha efektif bir çözüm sağladığı görüldü. En önemli özelliklerinden bir tanesi yine belirtmek gerekirse spike neural network'ler zaten çalışıyorken yani inference zamanında hala daha öğrenme yapabilirsiniz. Normalde biz bunu yaptığımızda deep learning'de modeli eğittikten sonra deploy ederiz. Bir daha eğitim aşamasına gelene kadar hiçbir şekilde topa girmeden yeniden modeli yeni bir şey olduğu zaman modeli sıfırdan bir daha eğitmemiz gerekir. Spike neural network'lerde böyle bir şey yok. Siz normalde eğittiğiniz an, T andan itibaren yeni giren data ve yeni giren koşullara göre T artı bir de bunu tekrar eğitebiliyorsunuz hiçbir şey kaybetmeden ve burada binlerce saat model eğitiminde uğraşırken burada mikro saniyeler seviyesinde yeni modeliniz olup kendini geliştirebiliyor. Diğer önemli özelliklerinden bir tanesi daha önce söylemediğimiz bilgi işleme üretkenliğini ve gürültü bağışıklığını arttırıyor. Temporal representation yani zamana bağlı spike'larla bilginin reprezent edilmesi literatürde de çok incelenmiş bir konu. Deep learning'e göre ya da klasik neural network'lere göre çok daha iyi ve gürültüye göre daha duyarlı hale gelmiş olmasını sağlıyor. Tabii en büyük sıkıntısı da eğitim işlemleri çok zor. Şu aşamada ve backpropagation gibi klasik algoritmaları ne yazık ki kullanamıyoruz. Literatürden bazı örnekler var ama vakit almamak adına göstermeye çalışacağım. Yakın zamanımızda artık bunlar da hayatımıza girmeye başladı. Mercedes'in Vision EQXX adlı aracında şu an işte şoför akıllı otonom arabalardan güzel bir örneklerinden bir tanesi. Güzel bir konsept çalışması. Arabanın içerisinde kimse var mı yok mu dikkati dağılmış mı? Sesli kontrol, biyometrik doğrulama gibi sistemlerde bu neuromorphic sistemler öncelikle 2 sene önce konseptti. Şu an efektif olarak arabanın içerisinde ses tanıma, sesli komut sistemleri, işte kişi tanıma, şoförü tanıma, emniyet gibi birçok alanda bir çipin üzerindeki ufacık bir çip birazdan göstereceğim. 1.2 milyon nöron ve 10 milyar sinaps yani nöron arasındaki bağlantıyı miliwattla mikrowattlar seviyesinde çalıştırabilen bir donanımı otonom araçlarda kullanmaya başladılar. Örnek olarak bir çalışma size aktarmak istiyorum. Bu çalışmada normalde biz derin öğrenmede bir neuromorphic sistemlerde one shot learning, single shot learning gibi bazı çalışmalar var. Az miktarda veriyle bir şey öğretmeye çalışıyoruz ama
Veri tabii normalde hep aynı kaynaktan gelmiş olması lazım, aynı kameradan gelmiş olması lazım. Ve bunlar uymadığı zaman bizim tekrar olarak her şeyi en baştan eğitmemiz gerekiyor. Mesela öncelikle biz bir heykel, bir ufak heykele, yapay zekaya bir etiket veriyoruz. Diyoruz ki buna kaplan. Bir fil modeli koyduk background'ın önüne, kameranın önüne. Buna fil etiketi eklendi. Bir geyik heykeli koyduk. Buraya yine bir geyik label'ı verildi. Sonra bir panda heykeli verdik, ufak heykelciyi verdik. Onu etiketledik. O tarafta bir polis arabası etiketi verdik. Sadece tek bir örnekle eğitiyorum şu anda. Bir kupa koydum. Bunu etiketledim. Tekrar üzerine yeni bir class label verdim. Ve artık öğrendi gördüğünüz gibi. Ve öğrendikten sonra ben normalde artık ona kendim soruyorum. Ve dikkat ettiyseniz bunların her birinde ben az önce tek bir açıdan gösterdiğim halde arkadan, önden, yukarıdan, tersteyken bile bunları otomatikman spiky neural networkler öğrenip bunları size sonuç verebiliyor. Normal şartlarda burada data augmentation gibi, transfer learning gibi binlerce farklı zor yöntemler kullanmak zorunda kalırsınız. Bakın tek bir açıdan öğrettim. Farklı açılardan, farklı görüntülerden, farklı ters arkadan bile olsa mutlaka bunları tanıyabilir. Mesela polis arabası. Bakın az önce eğittiğimin tam ters yapısından ve bakın tam arkasından gösteriyorum. Yine öğrenebiliyor ve tam karşıdan hiç görmedi bu resmi. Bazı durumlarda bakın inference zamanında eğer yeteri kadar performans almazsam sadece ikinci bir görüntü daha koyup ikinci bir görüntüyle daha bunu eğittiğimde artık sorunsuz öğrenme tamamlanmış oluyor. Milyonlarca veri değil, 2-3 tane verilerle eğitmiş oldum. Şimdi en önemli şey şu, ben bunları bir heykelden öğrettim. Fakat şimdi karşısına gerçek hayattan bir resim çıkartıyorum. Fil resmi çıkarttım, fil olduğunu öğrenebildi. Başka bir fil resmi çıkarttım, öğrettiğinden çok daha farklı bir resim. Yine fil olduğunu çıkartabildi. Gösterdiğinden, heykelden farklı bir kaplan resmi çıkarttım, yine onu öğrenmiş, gösterebildi. Kaplanı bambaşka bir resimde farklı bir açıdan gösterdim, yine gösterebildi, öğrenebildi, doğru sonuç verebildi. Görmüş olduğunuz gibi bakın bir tane resim verdim, bir heykelle öğrettim diyeyim, bir heykelin görüntüsüyle eğittim ve şu anki yapıda hiç görmediği cinste fil, kaplan ve ben bunu artık farklı bir kamera, farklı bir sensörden gösteriyorum. Yani bilinen şeyden değil, farklı bir sensör, farklı bir açıdan bunları sorduğumda normal yapay zeka algoritmalarının katliyen böyle bir şey yapma şansı yok. Yani bunu yapmanız için data augmentation dan tutun da birçok defa bunu train etmeniz, eğitmeniz ve bunların içerisinde efektif olarak tekrar tekrar modeli güncellemeniz gerekiyor. Hele ki farklı açılardan hani yandan gösterip arkadan sormak, ters sormak. Hele ki ben normal bir görüntü, heykel görüntüsünden minik bir biblodan öğretiyorum. Gerçek hayattaki görüntüyü ve elden resimle gösteriyorum. Bunu daha iyi bulabiliyor. Dolayısıyla geldiğimiz teknolojide yapay zekada nöromorfik sistemlerin ne kadar etkili olduğunu hani teknik açıdan biraz uygulamaya çalıştım ve artık bizim bundan sonra klasik deep learning algoritmalarını değil yakın zamanda spiking neural network ve bunlara bağlı yeni teknolojiye doğru bunun yol alacağını bir defa daha huzurlarınızda vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevap vermek isterim. Umut Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli sunumunuz için biz yapay zekayı yeni özümsemeye başlayan bir toplumken yeni nesil yapay zeka sistemleri bu sizin de anlattığınız sistemlerle beraber apayrı bir dünya aslında çok gelişmiş çok akıllı sistemlerden bahsettiniz ve gerçekten o tanımlaması öğrenmesi çok hızlı bir şekilde işleme alınabilen sistemler muhteşem güzel bir sunum oldu. Ellerinize sağlık hocam. Sağ olun. Sesimden dolayı gerçekten özür diliyorum hocalarım sizlere. Çok geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi sırada Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcımız var. Sayın Volkan Kılıç. Volkan Bey, yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Volkan Bey'in sunum başlığı Yapay Zeka ve Ekonomi. Buyurun lütfen, sizi dinliyoruz Volkan Bey. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Yani TESAM'a öncelikle bu önemli etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu kıymetli etkinliğe bizi davetiniz için Arzu Hanım size ayrıca teşekkür ediyorum. Şeyhan Hocam ve Umut Bey
aslında günümüz ve gelecek teknolojilerinden bize bahsettiler. Ben de bu günümüz ve gelecek teknolojilerin aslında sosyal hayatımızı nasıl dönüştürdüğü, bu dönüşümün ekonomiye nasıl etki ettiğini birazcık değinmeye çalışacağım. Ve ekonomi aslında çok geniş bir kavram. Bu ekonomik dönüşümün de en önemli ayağı olan işletme ekosisteminin aslında dönüşümü ve sosyal davranışlarındaki değişimi üzerinden ilerliyor olacağız. Ben de hızlıca isterseniz sunumu paylaşayım. Geldi. Sanırım geldi değil mi? Evet geldi hocam. Tamam. Hemen slide'a başlatalım. Çekelim. Tamamdır. Şimdi içinde bulunduğumuz yüzyılı ismini nasıl nitelendirelim istersek Endüstri 4.0, istersek yapay zeka çağı, veri çağı, dijital çağı, teknoloji çağı. Artık bu çağın hızlanma evresine geçmiş durumdayız. Yani hızlanma evresinden kastımız artık başlangıç evresindeki gibi, yani böyle her bir endüstriyel devrimin ekonomiye yansımasını ekranda görmüş olduğunuz S eğrileriyle aslında tanımlayabiliriz. S eğrisinin ilk başı başlangıç dönemidir ve başlangıç döneminde aslında yapay zeka ve benzeri teknolojileri üretenlerin kazandığı ve ekonomiye etki ettiği dönemken, artık şu S eğrisinin hızlanma döneminde ise biraz daha yukarıya doğru ivme aldığı yer ise burası hızlanma aşaması. Artık bu teknolojileri üretenlerin değil, kullananların, yani bu teknolojilerin kullanımının dünya çapında yaygınlaşmasıyla, penetrasyonun artmasıyla birlikte ekonomiye etki ettiği çağdayız. Aslında Endüstri 3.0'ında, şurada dikkatinizi çekeyim, yavaşlama çağındayız. Endüstri 4.0'ında artık hızlanma evresine pandeminin katalizör etkisiyle birlikte girmiş durumdayız. Tabii ki bu yüzyıl böyle biraz korkutucu gelebiliyor insanlara. Yani çok Umut Bey de bahsetti, Şebnem Hanım da bahsetti. İleri teknolojilerden bahsediyoruz. Toplumun bu konuda belli kaygılarının olduğunu da ölçebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Ancak burada işletmelerin üzerinden gideceğimiz için aslında 100 yılda bir ellerine geçecek bir fırsattan bahsediyoruz. Eğer doğru bir şekilde teknolojiyi kendi iş süreçlerine entegre ederek dönüşümü gerçekleştirebilirlerse gerçekten 100 yılda bir karşımıza gelecek bir fırsattan bahsediyoruz. Aslında şu anda belli ekonomistlerin kötümser tablo çizmesiyle belli teknolojistlerin de diyelim iyimser tablo çizmesindeki arasındaki fark da Endüstri 3.0'ın sonunun Endüstri 4.0'ında aslında hızlanma aşamasının başında olmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi biraz daha sosyal dönüşümümüzü nasıl gerçekleştirdik? Buna birazcık değinelim isterseniz. Dijitalleşmesiyle başlayalım işletme ekosistemimizin. Yani bu dönüşümün en önemli paydaşı olan Türkiye işletmeleri üzerinde yapılmış onlarca araştırmanın verilerinden bir sentez yapmaya çalışacağım. Burada hem kuantum araştırmayla Yapay Zeka Politikalar Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu gelecek araştırmalarından hem kuantum araştırmaların işletmenin dijitalleşme evrimini ölçtüğü onlarca çalışmanın senteziyle aslında şu anda size sunumu yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk başta aslında nasıl dijitalden alışveriş yapmayı öğrendi işletmelerimiz. En baştan gelelim. Bu bir evrim gerçekten. Ve bizde de bu evrim böyle kademe kademe gerçekleşiyor. Şu ilk başta görmüş olduğunuz gri grafik pandemi öncesinde %38'lik oran işletmelerimiz fiziksel çalışma alanlarının herhangi bir ihtiyacını online'dan karşılama oranı. Bu oran %38'deyken pandemiyle birlikte hızlı bir şekilde %90'lara kadar çıktığını görüyoruz. Tabii burada pandeminin o sıcak etkisi yüksek. Bu zamanla düşecekti, beklentimizdi. Ama artık bunun kalıcı bir davranışa dönüşmesini de bekliyorduk. Ve gördüğünüz gibi son ölçümlerimiz gösteriyor ki alttaki, sol alttaki mor bara bakarsanız %69.7, yani %70'lik bir oran şu anda fiziksel ofislerin herhangi bir ihtiyacını işletmelerimiz online'dan karşılıyor. Yani bu artık kalıcı bir tüketim davranış haline geldiğini görüyoruz işletmelerde. Bu aslında işletmemizin dijitalleşmesinin ilk adımı gibi adlandırabiliriz. Şimdi dijitalde oluşan bu talebi tabii okuyabiliyor işletmeler. Yani Türkiye işletme ekosistemi bile değişim kasları çok gelişmiş bir yapı. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar hızlı cevap verebilen bir ekosistem daha yok. Bu da geçirmiş olduğu, sürekli düzenli geçirmiş olduğu krizlerden ötürü ve bu krizlere verdiği hızlı cevaplardan ötürü aslında ayakta kalma kasları da gelişmiştir.
hızlı bir şekilde bu talebi gören işletmelerimiz ürün ve hizmetlerini dijitale taşımaya başladılar. Ve %23.4'e çıkan oran bir anda çok kısa bir sürede, o pandeminin bir yıllık süresi içerisinde, 1,5 yıllık süresi içerisinde %38.3'e kadar çıktı. Yani işletmeler hızlı bir şekilde ürün ve hizmetlerini dijitale taşımaya başladılar. Şimdi dijitalleşme tabii ki sadece o online'dan ihtiyaçlarını karşılama veya online'dan ihtiyaçlara, taleplere cevap vermek değil. Hızlı bir şekilde aslında buna da ayak uydurmaya başladılar. Bu kadar hızlı olmasa dahi kurumsal süreçlerini de dijitalize etmeye başladı işletmelerimiz. Son 2 yılda kendi kurumsal iş süreçlerini yönettikleri Türkiye işletme ekosisteminin ERP, CRM gibi yazılımların kullanımı %100'ün üzerinde artmış durumda. Yine işletme ölçeği fark etmeksizin bulut bilişim kullanımı oranlarına baktığımızda da hem küçük hem orta hem büyük ölçekli işletmelerde bulut bilişim oranlarının düzenli bir şekilde arttığını da gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bunlar dijitalleşme istatistikleriydi. Aslında dijitalleşme ve dijital dönüşüm arasındaki farkı hep anlatıyoruz ama burada bir kere daha altını çizmek istiyorum. Şimdi bu kadar ciddi dijitalleşmeyle birlikte işletmelerimiz ciddi birer dijital veri bankası haline dönüşmeye başladı. Yani artık kendi kurumsal hafızalarını elde etmeye başladılar. Kendi verilerini, iş süreçlerini dijitalize ettiler. Tabii bütün bu adımlarla birlikte ciddi bir veri bankası haline dönüştüler. Şimdi dijitalleşme, yani bunu aslında Endüstri 3.0 olarak da adlandırabiliriz. Dijital dönüşüm ise bu dijitalleşmede elde etmiş olduğumuz verileri yapay zeka ortamında işleyerek aslında, yani biz sürecin içerisine dahil olmadan yapay zeka ortamında işleyerek üretiminden satışına kadar, hatta satıştan sonraki müşteri ilişkilerinin takibine kadar optimize edebildiğimizde biz dijital dönüşüme hoş geldin diyoruz işletmelerimize. Ya dolayısıyla burada bir katma değer yarattıklarında dijital dönüşüme geçmiş oluyorlar. Peki yine yapay zeka politikaları derneği ve kuantum araştırmanın dijital dönüşümü ölçtükleri istatistiklere çok kısa değinecek olursak 2021 Kasım ölçümlerinde Türkiye işletme ekosisteminde yapay zeka kullanım penetrasyonu %14.5 olarak ölçümlemiştik. Şu anda ikincisini 2022'de yaptık. Bu da çok kısa, onunla ilgili de bir ilk kez taze fırından çıkmış verileri de çok kısa bahsedeyim kısa. Yani istatistik olarak anlamlı bir büyüme var ama çok ciddi bir büyüme yok bu kullanım penetrasyonunda. Şimdi 14.5 yüksek bir oran gibi de gelebilir. Aslında çok düşük bir oran. Çünkü burada çok ileri seviye yapay zeka sistemlerinden bahsetmiyoruz. Bunlar mevcut CRM dataları üzerinde çalışan basic algoritmalar, tavsiye sistemleri de bu rakamın içerisinde. Şimdi teknoloji sektörünü dışarıda bırakarak söylüyorum. Sektörel bakımdan istatistik olarak çok anlamlı farklılıklar yok. Yani hemen hemen her sektörde benzer oranlar olmakla birlikte işletme büyüklüğü arttıkça da yapay zeka teknolojinin kullanım oranının arttığını görüyoruz. Ancak burada önemli bir şey var aslında, bir farkındalık var işletmelerde. Gelecekte kendilerini en çok etkileyecek teknolojiler ne diye sorduğumuzda gördüğünüz gibi yapay zeka teknolojilerinin %44.9 olduğunu görüyoruz. Hani buna büyük veriyi, big data'yı da eklersek %60.7'ye ulaşıyor ki yeni ölçümlerimizde yakında açıklayacağımız bu oran %64'lere kadar çıktı. Ancak burada big data ile ilgili böyle bir yıldız açıklama atalım isterseniz. Ya bu big data'da hala bir bilgi eksikliğimiz söz konusu, pek çok yeni teknolojide olduğu gibi aslında. Yani big data'dan kastımız gerçekten big data. Yani öyle pek çok işletmenin big data diye adlandırdığı da aslında burada big data da değil. Onu da çok kısa değinmiş olalım. Şimdi ne yaptık? Evrime şöyle bakarsak, önce dijitalden alışveriş yapmayı öğrenen işletmelerimiz sonra ürün ve hizmetlerini dijitale taşımaya başladı. Kurum ve yani kurum içi üretimleri buraya taşıdılar. Daha sonra dönüşüme geçtiler ve yapay zeka ortamında bu verileri yavaş yavaş işlemeye başladılar. Biraz daha böyle teknolojiyi ilerletirsek eğer, blockchain kavramının, yani biraz da blockchain'e doğru gelirsek, toplumda ve işletmelerde görmüş olduğumuz 24.8'lik oran duyulma oranı. Bunun duyulma oranı %24.8 iken, peki bilgi düzeyi nasıl diye baktığımızda, herhangi bir yakınını aktarabilecek kadar bir bilgi sahibi misiniz diye sorduğunuzda, şu soldaki 2 tondaki yeşil grafiği görebilirsiniz aslında. Bilgi sahibiyim ve çok bilgi sahibiyim diyen kitleyi görebilirsiniz. Burada oranın %23.6'ya çıktığını görüyoruz. Ancak bu %23.6 maalesef ki içinde hala yanlış bilgiyi de barındıran bir bilgi seviyesinden bahsediyoruz. Şimdi blockchain henüz sosyal hayatımızda, ya blockchain, NFT ve Metaverse gibi kavramlar henüz sosyal hayatımızda tam olarak etki edip bir yer bulmadığı için bunun bu seviyelerde olması normal, ancak buradaki bizim bilgi seviyemizi yukarıya çıkarmamız da çok önemli. Çünkü artık bu yeni teknolojiler bakımından Türkiye ilk
kez bir tüketici değil, bir üretici olma şansına sahip. Gerçekten çok yetenekli isimler var ülkemizde. Hatta bunlardan iki tanesini biraz önce benden önce sunumlarında dinlediniz. Ve böyle çok genç, yetenekli beyinlerimiz de geliyor. Bu alanda gerçekten Türkiye artık ilk kez tüketici değil, üretici olma seviyesinde. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. O yüzden buradaki bilgi seviyemizi arttırmak için de biz yapay zeka politikaları olarak sürekli araştırmalar gerçekleştirip sürekli farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve hatta artık burada da şey yapayım, AYPA Akademi de ilk önümüzdeki hafta eğitim dönemine başlıyor. Veri bilimciler yetiştiriyor olacağız bu alanda. Devam edelim isterseniz konuyu dağıtmadan. Şimdi blockchain'den biraz daha ileriye gidelim ya da blockchain'i şöyle kademeleştirerek geçelim isterseniz. Ya blockchain teknolojisine bizi hazırlayan bir teknoloji daha var aslında. Kripto piyasaları. Şimdi bunu finansal bakımdan sadece yatırım aracı veya borsa bakımından değerlendirmemek lazım. Çünkü kripto para birimini duyanların oranı şu anda ülkemizde %81.1. Şimdi bunu blockchain'in duyanların oranına baktığımızda şuradaki bir önceki 24.8'in bakın 25.7'ye çıktığını görüyoruz ve anlamlı bir şekilde %1'lik bir artış gözlemliyoruz. Peki kripto para piyasalarında işlem yapanların blockchain'i duyma oranına bakarsanız sağ alttaki rakama ulaşıyoruz ve %85.2'ye çıkıyor. Yani aslında buradaki kripto teknolojileri diyelim bizi blockchain ve metaverse gibi teknolojileri hazırlayan bir ara teknoloji, bir separatör gibi gerçekten düşünebiliriz. Bu yüzden o kripto para piyasaları da önemli. Buradaki sosyal davranışların da düzenli takip edilmesi gerekiyor ki bu dijital evrim doğru bir şekilde gitsin. Çünkü o kripto para piyasalarındaki ilgi ve bunun belli bir süre sonra bilgiye dönüşmesi, daha sonra blockchain teknolojilerinde ilgiye ve bunun bilgiye dönüşmesine neden olacak ve bu dönüşüm evrimsel bir şekilde devam edecek. Şimdi aslında bakarsak Bitcoin'i blockchain 1.0 olarak adlandırırsak Bitcoin'in teknolojisini yani nakit para transferinin merkeziyetsizleştirmesini blockchain 2.0'a gelirsek hemen bunu da Ethereum olarak aslında isimlendirebiliriz. Biraz daha akıllı sözleşmelerin işin içine girdiği bu teknolojinin içerisinde yeni yazılımların teknolojilerin geliştirilebildiği bir teknoloji. Blockchain 3.0'a da gelecek olursak Metaverse karşımıza çıkacak. Metaverse'de blockchain 3.0 olarak aslında adlandırabiliriz. Yine AIPA ile kuantum araştırmanın gerçekleştirmiş olduğu ölçümler gösteriyor ki Metaverse'ün toplumda ve işletmelerde duyulma ortalaması yaklaşık %58 bandında. Kasım 2021'de bu oran %40'tı. Mayıs'ta bir anda 5 aylık bir süreçte %58'lere kadar çıktı. Şu anda hatta ufak bir artış da olmuştu son ölçümlerimizde. %62-63 bandındaydı bu oran. Şimdi buradaki bu artışın tabii ki Facebook'un adını Meta ile değiştirmesi, o anda medyanın buraya özel ilgisi gibi şeyleri de sürekli duyduk. Hatta şu anda maalesef bizim medyamız ya çok pozitif çok ya çok negatif bir şekilde gidiyor. O Metaverse balonunun söndüğüne dair yazılar vesaireler de okumaya başladım. Ancak bunlar teknoloji, bunlar hiçbir zaman sönmezler. Yani bunu biz Metaverse'ü Web 3.0 olarak isimlendirirsek, Web 2.0'ın başında da bu tip söylemler mutlaka gerçekleşmiştir. Gerçekleşti de. Ama şu anda baktığımızda bir işletmenin kuruluşunda hemen fiziksel alanının yanı sıra hatta fiziksel alanlar da dijitalize olmaya başladı. Fiziksel alanın dışında internet sitesinin olduğunu görüyoruz. Yani Metaverse için de benzer şey geçerli olacaktır. Metaverse'de de bilgi seviyesini gördüğünüz gibi yani yakınını anlatabilecek bilgi seviyesinin %17 bandında olduğunu görüyoruz. Ama burada da altını çizmek istiyorum. Bu bilgi seviyesi yine yanlış bilgi içinde barındırıyor. Şimdi Metaverse'ün aslında birkaç farklı rolü daha var. Kısaca onlara da değinmek istiyorum. Yani sadece Web 3.0 deyip geçmeyen pek çok şeyi de tetikleyecek bir teknoloji. Şimdi pandemiden önce bizim pek çok yapay zeka teknolojimiz, algoritmamız verilerin yetersizliğinden ötürü test aşamasındaydı. Ama pandemiyle birlikte aynı işletmelerdeki o talep bildiğiniz gibi nihai tüketicide de oluştu ve dijitalde çok ciddi veri üretmeye başladık her birimiz. Bu veriyle birlikte aslında hızlı bir şekilde o test aşamasındaki algoritmalar, yapay zekalar iş dünyasında kullanılmaya başlandı. Şimdi yani burada pandeminin çok ciddi bir katalizör etkisi var. Belki de 8'i 10 yıl sonra elde edeceğimiz veriyi 8'i 13 ay içerisinde bize sağladı. Şimdi Metaverse de aslında benzer katalizör görevini görecek. Şu anda baktığımızda elimizde sosyal veri yok. Yani sosyal veriyi biz ne yapıyoruz? Şimdi sosyal medya verilerini çekiyoruz, belli internet sitelerinden belli davranışları çekiyoruz. Ama bunlar gerçek sosyal veriler değil. Yani birisinin bir sokakta veya bir kafede sosyal yaşantısında neler yaptığını ölçümleyemiyoruz.
sensörler vesaireler olmadığı için aslında metaverse bize bir sosyal veriyi getirecek ve toplumun da burada en büyük kaygısı aslında buradaki algoritmalarımız, yapay zeka teknolojimiz iyice kusursuzlaşacak. Yani burada toplumda belli kaygılar geliyor, belli regülasyonlar olması gibi talepler de geliyor. Ama Metaverse'ün buradaki rolü çok kritik. İş dünyası için baktığımızda da küçük ve orta ölçekli işletmeler için Metaverse şu anda çok flu bir alan. Sadece duydukları ama hiç fikir sahibi olmadıkları bir alan. Ama makro ölçekli işletmelere gelirsek tam bir deney ve deneyim alanı. Aslında kendi iş süreçlerini oraya nasıl entegre edeceğini düşünüyorlar. Burada çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yani Z kuşağını orada nasıl yakalayabileceklerine dahil aslında şunu yapıyorlar. Bu önemli bir şey. Özellikle blockchain, metaverse'te bizim şu anki kurallarıyla işi yeni dünyaya, dijital dünyaya taşımamız pek söz konusu değil. Dolayısıyla her şeyi yeniden yazmamız söz konusu. Bu yüzden metaverse'te makro ölçekli işletmelerin şu anda iş birlikteliğine gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla metaverse aynı zamanda paydaş ekosistemini de katalizör görevi görecek bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da Metaverse'le birlikte aslında genel yapay zeka teknolojilerinden kişisel yapay zeka teknolojilerine bir geçiş olduğunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Şimdi sunumun sonunda çok kısa kuantum fiziğindeki çift yarık deneyinden bahsetmek istiyorum aslında. Çok böyle kafanızı karıştırmayacağım. Çok sade bir şekilde aslında meşhur bildiğiniz çift yarık deneyini kademeli bir şekilde fizikçiler daha çok karmaşıklaştırıyorlar ve şu ekranda görmüş olduğunuz deney mekanizmasını elde ediyorlar. Bu mekanizmanın amacı şu aslında, şurada görmüş olduğunuz lazerden çıkan yeşil fotonların bu yarıklardan geçtikten sonraki davranışını tespit etmek. Bunun için pek çok çalışma yapıldı zaman içerisinde değişim göstererek. Şimdi bunu yapmalarının nedeni aslında buradan geçtikten sonra davranışı, fotonun davranışı fotonu kaydettiğinizde veya izlediğinizde değişim gösterir. Şimdi bunun önüne geçebilmek için ve bunun ne olduğunu ispatlayabilmek için aslında pek çok düzenek kuruldu. Ve bu düzenekte foton delikten geçtikten sonra şu sağ altta gördüğünüz alanda fotonun davranışı kayıt altına alınıyor. Ve bunun aslında bir özelliği daha var bu deneyin. Bu kayıt altına almış olduğunuz davranışı daha sonra yok edebiliyorsunuz, yani silebiliyorsunuz. O yüzden buna gecikmeli tercih kuantum silgi deneyi olarak isimlendirilmiş. Şimdi buradaki güzel şey şu, foton buradan geçtikten sonra şurada kayıt altına alındığını söylemiştim. Bu kaydın silinmesiyle birlikte fotonun davranışı değişiyor. Yani bu kayıt foton buradan geçtikten 8 nanosaniye sonra siliniyor. Ve 8 nanosaniye sonra yapılan bir işlem 8 nanosaniye önceki fotonun davranışını değiştiriyor. Yani kısaca gelecekte yapılmış bir değişim geçmişteki elektronların davranışını değiştiriyor. İşte bu yüzden şu anda aslında Türkiye işletme ekosistemi için kuantum fiziğinin başladığı bir dönemdeyiz. Yani o en başında bahsetmiş olduğum hızlanma evresindeyiz. Yani şu anda işletmenin ya bu anlattığım deneyde nedenselliğe vurulmuş çok büyük bir darbedir. Hani nedensellik nedir? Bir şey yaparsınız bu nedenden ötürü başka bir şey gerçekleşir gelecekte. Şu anda aslında tam olarak bunu tersine çeviren bir süreç. O yüzden Türkiye işletme ekosistemi için aslında şu anda bugün yapacakları geleceklerini belirlemeyecek. Gelecek için yapacakları, atacakları adımlar bugün var olup olmayacağını belirleyeceği bir zamandayız. O yüzden bu dijital dönüşümde işletme ekosisteminin önemi çok büyük. Çok teşekkür ediyorum tekrardan bu kıymetli etkinliğe davetleriniz için deyip hemen durdurayım sunumu. Volkan Bey, biz de çok teşekkür ediyoruz bu değerli sunumunuz için. Ferzan Bey, her sunumda çok farklı, çok güzel, çok değişik bilgilerle aydınlanıyoruz gördüğünüz gibi. AYPA Yapay Zeka Politikaları Derneği geçen sene sloganını geleceğe geç kalma olarak belirlemişti. Bu senede geleceğe koşuyoruz diyerek büyük başarılara adım atan bir dernek olarak karşımıza çıkıyor. AYPA ailemize TESAM tarafından gerçekleştirilen 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcı hocalarımıza ve AYPA'nın değerli üyelerine. Ferzan Bey, bundan sonraki sürece nasıl devam ediyoruz? Hocam, sorular varsa alabiliriz katılımcılarımızdan. Evet. Onun haricinde bitirip sonlandırabiliriz yani.
Dilerseniz. Herhangi bir sorusu olan hocamız ya da katılımcımız varsa hocalarımız buradayken kendilerinden soru alabiliriz. Yok sanırım. Peki. Az önce de söylediğim gibi ayın 7'sinde başlamış olan 3 gün süren ve hala sürmeye devam eden TESAM kongremizin 13. oturumunu AYP ailemizle beraber tamamlanmış bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için, bize değerli bilgilerinizle katkı sağladığınız için hem katılımcılara hem de dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Aynı anda YouTube canlı kanalından da yayınlanıyor oturumumuz. O nedenle orada kaç kişi seyrediyor bir bilgim yok ama bu değerli sunumları için hocalarımıza çok teşekkür ediyor ve yeni sunumlarda, yeni panellerde beraber olmak dileğiyle diyorum. Oturumu burada kapatıyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkürler, görüşmek üzere.